Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık olasılığa giriş yapacağız. Yani binom açılımı da yaptık, permütasyonumuzu yaptık, kombinasyonumuzu yaptık, saymanın temel kurallarından bahsettik. Toplama ve çarpma yapmıştık hatırlıyorsunuz ilk başta da. Şimdi artık geldik olasılık kavramına ve örnek uzay kavramına birlikte giriş yapacağız. Şimdi örnek uzay dediğimiz şey nedir? Bir deneydim. Ortaya çıkabilecek tüm durumların kümesini, yani siz bir deney yapıyorsunuz, deney derken öyle bilimsel kimyasal bir deneyden bahsetmiyoruz biz, bir olasılık deneyi yapıyorsunuz, bu deney sonucunda ortaya çıkabilecek bütün durumların kümesini biz örnek uzay diyeceğiz. Yani siz 3 tane madeni parayı attınız, diyor ki bunun örnek uzayı nedir? Şimdi ne gelebilir siz 3 tane madeni parayı attığınız zaman? Yazı gelebilir, yazı tura yazı gelebilir, yazı tura gelebilir. Veya yazı tura gelebilir. Arkasından tura yazı tura gelebilir. Doğru mudur? Başka ne var? Tura yazı gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daha var sanki bir tane daha. Ne var? Hepsi tura gelebilir. Tura gelebilir. Arkasından bir de şurada bir tanesini eksik bıraktık galiba. Aynen şurada yazı tura yazı yazdık mı? Yazmışız. Tura yazı yazı. Tura yazı yazı durumları bizim karşımıza gelebilir. Bakın toplam 8 tane eleman var burada. Hocam 8 olduğunu biliyor muydun? Biliyordum tabii ki de. O yüzden zaten saydım. İki zarın birlikte atılması denildi. Örnek uzayın elemanlarını bulalım diye. Hepsini yazmayacağım burada. Mesela sen 2 tane zarı attın. Ne gelebilir bunlar? 1 gelebilir. 1-2 gelebilir. 1-3 gelebilir. 1-4 gelebilir. Pıt 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 pıt. En son ne? 6-6'ya kadar yolu var bu işinde. Örnek uzay dediğimiz tamamen bu. Ha sen 2 tane 3 tane madeni para attın. Niye 8 tane geldi? Bakın 3 tane madeni para için yazı tura gelebilir 2 farklı. Yazı tura gelebilir 2 farklı. Yazı tura gelebilir 2 farklı. Yani toplam 8. 2 tane zar attın. 2 tane zar da zar 6'ya kadar olduğu için ne olacaktır? 6 farklı. 6 farklı. Toplam 36 farklı eleman olacaktır bizim örnek uzayımızda diyoruz. E burada da en tane madeni para için örnek uzay daima 2 üzeri n olacaktır. N tane zar için örnek uzayda daima 6 üzeri n olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Eleman sayılarını buluruz tabii ki de burada. Kümeler bunlar. Örnek uzay kümeleri bunlar bizim için. Peki geldik. Diyor ki bir torbada bulunan 2 mavi, 3 siyah, 5 sarı toptan bir top çekilmesi deneyinin örnek uzayı. Yani sen buradan sadece bir tane top çekeceksin. Örnek uzay kaç elemanlı olur? E sen toplam 10 tane elemandan bir tane eleman seçmek istediğinden dolayı onun birlisinden 10 tane. Yani 3 tane top çekeceksen eğer ki burada ne olacaktır? Onun üçlüsünden dolayı 10 çarpı 9 çarpı 8, 3 çarpı 2 çarpı 1, sadeleştirdim 3, sadeleştirdim 4. Toplam 120 tane farklı durumda buradan ortaya çıkar. E sen bir mavi, bir siyah, iki sarı top çekilmesi deneyini bulmak istiyorsan, bunun örnek uzayını yapmak istiyorsan da bu sefer ne yapman gerekiyor senin? Bir tane mavi çekecektin bakın burada. 2'nin mavilisi. Bir tane siyah çekecektin. 3'ün birlisi. 5 sarıdan da 2 sarı çekecektin. 5'in ikilisi. 2'nin birlisi 2'dir. 3'ün birlisi 3'tür. 5'in ikilisi 10'dur. O zaman örnek uzayın eleman sayısı burada ne yapacaktır artık? 60 yapacaktır diyebiliriz biz burada. Peki geldik olasılığa. Yani olasılık nedir bu noktada? Diyor ki A alloyunun eleman sayısı SA. Yani A alloyunun olma durumlarının eleman sayısı SA. Örnek uzayın eleman sayısı SE ise A olayının olma olasılığı A'nın olduğu bütün durumlar ve ortaya çıkan bütün durumlar olacaktır. Ve biz bunu aslında şöyle ifade edeceğiz daima. İstenilen durumu bulacağız. Bölüm tüm duruma böldüğümüz zaman da istediğimiz olasılık ortaya çıkacaktır. Yani SA dediğimiz bizim istediğimiz A olayının olma durumları, yani istenilen durum. E dediğimizde ortaya çıkabilecek bütün durumlar, yani tüm durum ifadesi. İstenilen durumu tüm duruma bölerseniz eğer ki siz burada o olayın olma olasılığını bulmuş olursunuz. E şunu biliyoruz biz, istenilen durumun hiç olmaya da bilir. Yani öyle bir şey istiyorsun, mesela bir zar attın 7 gelme olsun. Var mı öyle bir durum? Yok. İstenilen durum 0 olabilir. O zaman 0 olduğu duruma biz ne diye şu üsttekinden bahsedeceğim. Biz buna imkansız olay diye hitap edeceğiz. Eğer ki buradaki olayın tamamı eğer ki gerçekleşecekse de, yani mesela sen bir parayı attığın zaman yazı veya tura gelme ihtimalini düşünüyorsun. Yani yazı veya tura. Yazı gelme değil bakın, tura gelme de değil. Yazı veya tura gelme olasılığını diyorsun. Biz buna da ne diye hitap edeceğiz? Kesin olay diye hitap edeceğiz. O yüzdendir ki olasılık değeri daima ne olmak zorundadır? Sıfır olabilir, sıfırdan büyük de olabilir. En çok da bir olabilir ve birden küçük olmak zorunda. Yani olasılık değeri sıfır ve bir aralığında olmak zorundadır. Peki
A üssü ifadesi A olayının olmama olayıysa, olmama durumunu ifade ediyorsa eğer ki, bir olayın olma olasılığıyla da olmama olasılığı bize daima neyi verecektir? Kesin olay ifadesini verecektir. Yani sen bir paraya attın, yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Yazı gelmeme olasılığı nedir? 1 bölü 2. Toplarsan neyi verir sana? Bir zara attın, 3 gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6. Gelmeme olasılığı nedir? 5 bölü 6. Toplarsan ne elde edersin? 1. Yani bir olay ya vardır ya yoktur. O zaman başka bir durum olmadığından dolayı olma ve olmama durumları daima sana kesin olayı verecektir diye söyleyebiliriz biz. Dedik, olasılıkla alakalı temel bilgilerimizden de bahsetmiş olduk. Peki diyor ki 3 tane madeni para havaya atıldığında hepsi için 3 tane madeni para düşüneceğiz biz. Bunların değerlerini bulunuyor. Peki normalde klasik yöntemlerle biz burada hızlı hızlı çözümlerimizi yapabiliriz ama ilk sorumuz birazcık uzatalım burada biz işlemlerimizi. 3 tane madeni parayı havaya attık biz. Peki durumlarımız nelerdir? Tura, tura, tura. Arkasından tura, tura yazı. Tura, yazı, tura. Ve yazı, tura, tura. Arkasından tura, yazı, yazı. Tura dedik zaten biz. Yazı, tura, yazı. Ve yazı, yazı, tura. Ve son olarak da hepsinin birden gelme ihtimali var. Yazı gelme olasılığı. İki yazı bakın bizim örnek uzayımız. Yani E'nin eleman sayısı buradan ne geldi? 8. Onu biliyorum zaten. 3 tane madeni paradan 2 üzeri 3, 8. 2 yazı 1 tura gelme olası. 2 tane yazı 1 tane tura gelme. Bakın onlar burada. 1, 2, 3 tane. O zaman bu olasılık değeri 3 bölü 8 yapacaktır. Hepsinin tura gelme olasılığı. Hepsinin tura gelme olası bakın burada bizim için bir durum var sadece. 1 bölü 8. En az bir tura gelme olası. En az bir tane turası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman bu olasılıkta ne olacaktır? 7 bölü 8 olarak bizim karşımda çıkacaktır. Yani olasılık dediğimiz temelde bu. Tüm durumu bulacaksın. İstenilen durumu bulacaksın. İstenilen durum bölü tüm durum ifadesi sana daima neyi verecektir zaten? Olasılık değerini verecektir diyoruz. Peki geldik buraya. Bir sonraki örneğimize. Bir torbada bulunan 3 tane mavi 4 tane kırmızı toptan rastgele ikisi alındığında bir kırmızı bir mavi top gelme olasılığı kaçtır? Bak önce ne diyor bize? Buradan biz rastgele 2 tane top alacağız. Hiçbir şartı şurtu yok. 2 tane top almanı istiyor senin. O zaman bu noktada tüm durum ifademiz toplam bakın burada 7 tane top var. Bütün ortaya çıkabilecek durumlar 7'nin ikilisidir. Yani 7 çarpı 6 1 çarpı 2'den dolayı bizim tüm durumumuz 21. Peki onun istediği şey ne? Bir tane kırmızı bir tane mavi olsun diyor. O zaman istenilen durumda da 3 tane maviden bir tanesinin seçilmiş olduğunu 3'ün birlisi ve 4 tane kırmızıdan da bir tane kırmızının seçilmiş olma durumunu istiyor 4'ün birlisi. 3'ün birlisi 3'tür, 4'ün birlisi 4'tür. Yani istenilen durumda 12'dir. O zaman bizim olasılık değerimiz ki olası biz P ile ifade ederiz. Olasılık değerimiz de istenilen durum bölü tüm durumdan dolayı 3 ile de sadeleştirecek olursak eğer ki 4 bölü 7 yapacaktır diye söyleyebiliriz. Bak unutma her zaman senin yapman gereken ortaya çıkabilecek tüm durumu bulmak, istenilen durumu bulmak, istenilen durumu tüm duruma bölmen gerekecektir. Diyor ki bu kümeden rastgele seçilen iki sayının çarpımının pozitif olma olasılığı kaçtır? Bakın ne diyor? Rastgele seçilen iki tane sayı. Yani biz hiçbir şekilde şart şurt olmadan buradan iki tane sayı seçeceğiz. Peki kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elemanımız var bizim burada. O zaman tüm durum değerimiz 8'in ikilisi yapacaktır. Yani 8 çarpı 7, 1 çarpı 2'den dolayı 56'yı da 2'ye bölecek olursak tüm durum 28. Peki istenilen durum neydi? Sayıların çarpımının pozitif olmasını istiyorum ben. E peki bunun için ne lazım bize? Ya ikisi negatif olacak ya ikisi de pozitif olacak. O zaman biz şu 4 tane negatiften 2 tanesini seçmiş olabiliriz. Veya şu 3 tane pozitiften 2 tanesini seçmiş olabiliriz. E 4'ün ikilisini hesaplayacak olursanız eğer ki 6. 3'ün ikilisini hesaplarsanız da 3 yapacaktır. Yani istenilen durumda 9 yaptım. O zaman bizim olasılık değerimiz istenilen durum bölü tüm durumdan dolayı 9 bölü 28 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyleyeceğiz biz. Anlaştık mı? Bakın tüm durumu buluyorum. İstenilen durumu buluyorum. İstenilen durumu gelip tüm duruma böldüğüm zaman da ne çıkacaktır bizim karşımıza? Olasılık değerimiz çıkacaktır. Peki geldik sınav tarzı bir soru var karşımızda. Kampüs kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulabilecek. M harfi ile başlayan bütün kelimeler kağıda yazılıyor. M harfi ile başlayan bütün kelimeler kağıda yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kağıtta yazan kelimede sesli harflerin yan yana olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize.
Bak tüm durumumuz ne? M harfiyle başlayan ben bütün kelimeleri bu torbanın içine atıyorum. Yani M ile başlayacak. Geri kalanlar bizim için hiç önemli değil. Ne olduğu belli değil şu anda. Çünkü torbaya attıklarım bunlar benim. Peki ben M'yi kullandığım zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane harf kaldı M dışında. 5 tane, birini daha kullandım 4 tane, 3 tane, 2 tane ve 1 tane şeklinde M harfiyle başlayan bütün kelimeler. Yani bizim aslında bir nevi tüm durum değerimiz buradan ne olacaktır? 120 tane. Peki benden istediği şey ne? Çekilen kağıtta yazan kelime de sesli harflerin yan yana olma olasılığını istiyor. Peki o zaman benim istediğim şu değil miymiş? Yani ben M ile başlayacağım ifadeye. M ile başlayacağım. Ama bütün sesli harflerin ben yan yana gelmesini istiyorum burada da. Yani A ile Ü birbirinden ayrılmasın. A'yı ve Ü'yü ben birbirine bağladım. Bunlar ayrılmıyor. Peki geriye ne kaldı? K kaldı, P kaldı ve S kaldı. Normalde bunlar kendi aralarında kaç faktöriyel kadar yer değiştireceklerdir? 4 faktöriyel. Ve A ile Ü'nün de yer değiştirme ihtimali var. 2 faktöriyel de burası geldi. 24 çarpı 2'den dolayı da bizim istenilen durumumuzda 48 tane yaptım. Ki zaten biz tüm durumu ne yapmıştık? Bulmuştuk. O zaman bizim olasılığımız bitti artık. Olasılık değerimizde istenilen durum bölüm tüm durumdan dolayı yani 120'den dolayı 24 ile her ikisini de sadeleştirirsem 2 bölü 5 ifadesini elde etmiş olacağız. Ve bizden istediği olasılığın değerini de hesaplamış olacağız diyoruz. Unutma, tüm durumu bul, istenilen durumu bul. Tüm durum bölü istenilen durum. İstenilen durum bölü tüm durum ifade sana ne yapacaktır? Daima olasılık değerini verecektir. Diyor ki hileli bir zarda bir sayının gelme olasılığı sayının kendisiyle doğru orantılıdır. Bu zar atıldığında üst yüze gelen sayının 3 olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi hileli bir zar var elimizde. Yine üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve diyor ki bir sayının gelme olasılığı sayının kendisiyle doğru orantılıdır. Yani 1'in gelme olasılığı 1K, 2'nin gelme olasılığı 2K, 3'ün gelme olasılığı 3K, 4'ün gelme olasılığı 4K, 5'in gelme olasılığı 5K ve 6'nın gelme olasılığı 6K. Peki bizim tüm durumumuz yani her bir sayının gelme olasılığına biz buradan ne diyeceğiz? 1K'dan 6K'ya kadar olan sayıların toplam değeri olan 21K. Peki benden istediği durum neydi? 3 olma olasılığını istiyor soru bizden. Yani benden sadece bu durumu düşünmemi istiyor. İstenilen durum da 3K'dır. O zaman bizim olasılık değerimizde istenilen durum bölü tüm durumdan dolayı K'lar gitti. 3 ile de 21'i sadeleştirecek olursak eğer ki 1 bölü 7 ifadesini biz elde etmiş olacağız diyoruz. Bak yine aynı mantık. İstenilen durumu tüm durumu buldum. İstenilen durumu geldim tüm duruma böldüm. Ve istediğim olayın olasılığı ortaya çıkmış oldu. Peki diyor ki şekilde bulunan 8 noktadan oluşturulabilecek. Şurada bir çember, bir daire var ve burada bir doğru parçası var. Üçgenlerden herhangi biri seçildiğinde bu üçgenin bir köşesinin E olma olasılığı nedir diye sormuş. Bir köşenin E olma olasılığını istiyor bizden. Peki biz bu noktada önce oluşturabilecek bütün üçgenleri bulalım. Arkasından da bir köşesinin E olduğu üçgenleri bulup yolumuza devam edelim. Mesela tüm durum ve istenilen durumu zaten bulmuş olacağız biz. Peki önce tüm durum. Bakın burada kaç tane nokta var? 8 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. 8'in üçlüsü. Peki her seçtiğim üçlü bana üçgen verecek mi? Buradan tabii ki hayır. B, E, G, H. Bunlar birbirine doğrusal olduklarından dolayı o zaman 4'ün üçlüsünü çıkartmam lazım. 8'in üçlüsü 8, 7, 6, 1, 2, 3, eksi 4'ün üçlüsü 4, 3, 2 ve 1, 2, 3 oldu. 6, 1, 2, 3'ü. 1, 2, 3 de şuradaki 2, 3 birbirlerini götürürler. 56 eksi 4'ten dolayı 52 tane üçgen var. Tüm durumu bulduk. Peki şimdi sıra geldi istenilen durumu bulmaya. İstenilen durum için de bakın zaten bizim bir tane köşemiz belli. E. Bana 2 tane daha köşe lazım. Nereden? Geri kalan 7 taneden. O zaman istenilen durumda 7'nin ikilisi olmayacak tabii ki de. Eksi B, G, H'tan seçilen ikililer için E ifadesiyle sen bir üçgen oluşturamazsın. O zaman senin burada yapman gereken bir diğer durumda buradan 3'ün 3 ikilisini çıkartmak. 7'nin ikilisini hesaplarsanız eğer ki 21. 3'ün ikilisini hesaplarsanız da bu da 3 yapacak. Yani bizim istenilen durumumuzda 18 tane olarak karşımıza çıktı. O zaman olasılık geldi zaten. İstenilen durum bölü tüm durumdan dolayı ifadeleri 2 ile sadeleştirecek olursak da 9 bölü 26 olacaktır. Bu üçgenin bir köşesinin E olma olasılığı diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Yine aynı şeyleri söyleyeyim mi? Söyleyeyim hadi gel. Tüm durumu bulduk.
Arkasından istenilen durumu bulduk. İstenilen durumu tüm duruma böldüğüm zaman da bizim ifademizin olma olasılığı ortaya çıkmış oldu. Peki bir sonraki örnek diyor ki düzgün altıgen biçimdeki bir bahçenin iki kenarına meyve fidanları dikilmek isteniyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarı var. İki tane kenarına biz meyve fidanları dikmek istiyoruz. Buna göre bu fidanların karşılıklı kenarlara dikilme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi biz iki tane kenar seçmemiz lazım. Bu iki tane kenara ne yapacağız? Çünkü biz fidan dikeceğiz. O zaman tüm durum için gelelim 6 tane kenardan iki tanesini seçelim. 6 çarpı 5, 1 çarpı 2'den dolayı 15 yaptım. Peki bizim istediğimiz şey ne? Bu fidanların karşılıklı kenarlara dikilme olayını istiyoruz biz. Yani şu ikisine dikilmiş olabilir. Bu bir ihtimal. Veya bu ikisine dikilmiş olabilir. Bu bir ihtimal. Veya son olarak da bakın bu ikisine dikilmiş olabilir. Yine bu da bizim için bir ihtimal. Dolayısıyla bizim istediğimiz durumlar kaç tane geldi? 1, 2 ve son olarak bir de bu var. 3 tane. Demek ki bizim soruda istenilen durum değerimiz de 3 olacakmış. E soru bitti yine. Olasılığı buldum. Çünkü istenilen durum ve tüm durum zaten şu an benim elimde var. O zaman olasılık değerimiz de istenilen durum bölü tüm durumdan dolayı 3 bölü 15'e eşitlendi. Yani sorunun doğru cevabı da 1 bölü 5 olacaktır diye söyleyebiliriz. Veya hiç buna girmeye gerek yoktu aslında. Daha basit bir durumda da çözebilirdin. Sonuç itibariyle ben bu kenarlardan bir tanesine fidan dikeceğim. Rastgele biri de dikeyim. Hiç önemli değil. Aha buna diktim ben. Peki diğerini dikebileceğim kaç ihtimalim var? 1 ihtimal, 2 ihtimal, 3 ihtimal, 4 ihtimal, 5 ihtimal. Ama benim istediğim yer bu 5 ihtimalden sadece bir tanesi olacaktır. Bakın birinci rastgele attım ben ne halim varsa gör dedim bir kenara diktim. Geriye kalan 5 tane kenardan da sadece onun karşısını istiyorum ben. Dolayısıyla ne olacaktır? 1 bölü 5 ihtimalle karşılıklı kenarlara biz dikmiş olacağız. Bu meyve fidanlarımızı. Peki geldik bir diğer sınav tipimizdeki soruya. Diyor ki boyları farklı 4 öğrenci bir çizgi boyunca rastgele sıraya giriyorlar. Buna göre en kısa ve en uzun boylu öğrencinin uçlarda olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bu 4 tane öğrenciye ben 1, 2, 3, 4 diye hesap edeceğim. En kısası bu, en uzun da bu olsun. Şimdi biz ne istiyoruz? Bunları sıralayacağız. Onun istediğini en kısa ve en uzun boylu öğrenciler uçlarda olsun. Peki tüm durumda herhangi bir kısıtlama, sınırlandırma var mı? Yok. Bunları ben kafasına göre burada döndür, 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 döndür yapabilirim. 4 elemandan dolayı 24 farklı tüm durum var. Peki istenilen durum ne? Bunlar uçlarda dursunlar diyor. O zaman bunların yerlerini ben bozmamam lazım. Yerlerini bozmamam lazım derken biri ortaya bir yere, 4'ü ortaya bir yere almayacağım. O zaman istenilen durumda 2 ve 3 kendi aralarında yer değiştirebilir. 2 faktöriyelden 2. 1 ve 4 kendi aralarında yer değiştirebilir. 2 faktöriyelden dolayı 2. O zaman bizim istenilen durum değerimiz de 4 yapacaktır. E buradan da artık olasılık değerimiz yine istenilen durum bölüm tüm durumdan dolayı 4 bölü 24'e eşitlendi. E 4 ile de 24'ü sadeleştirirsek de 1 bölü 6 olasılığını biz elde etmiş olacağız diyoruz. Tamam. Yani 4 tane öğrenci bir sıraya dizdik biz. En kısa ve en uzun boylu olanlar uçlara yerleşecek şekilde oynatmalar yaptık. Peki diyor ki yalnızca birer uçları yanıcı olan 4 özdeş kibrit çöpü alınıyor. Bu kibrit çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde kenarları bir kibrit çöpüyle aynı uzunlukta olan karenin tüm kenarlarına rastgele diziliyor. Ha yani bizim elimizde bakın 4 tane kibrit çöpü var. 4 tane kibrit çöpü var. Bunların yanıcı uçları da var tabii ki de. Benim istediğim şey ne peki? Bu kibrit çöpleriyle aynı boyda olan bir tane karem var benim. Bu kibrit çöpleriyle aynı boyda olan bir karem var. Diyor ki tüm kenarlarına ben bunu rastgele diziyorum. Bu dizilimde birbirine temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi ben birinci kibrit çöpünü aldım getirdim buraya. Kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? Uç ya buraya gelecektir ya da buraya. Dolayısıyla birinci kibrit çöpü için iki farklı durum var. Bakın tüm durumu hesaplıyorum ben buradan. Peki arkasından ikinci kibrit çöpünü aldım buraya. İster ters ister düz. Aynı şekilde ve bu da aynı şekilde. O zaman bizim tüm durumumuz 16 tane. Peki soru benden neyi istiyordu? Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uçun bulunmama olasılığı.
O zaman sen birinci kibritini böyle yerleştirdin. Diğeri böyle yerleşmek zorunda. Diğeri böyle gelmek zorunda ve bu da böyle gelmek zorunda. Ancak bu şekilde olur. Yani yanıcı uçlar, çünkü ben birini ters çevirirsem diğerinin yanıcı ucuna denk gelecek. Veya şu da olabilir ama, değil mi? Yanıcı uç burada, yanıcı uç burada, yanıcı uç burada ve yanıcı uç burada. Bak, burada da yanıcı uçlar birbirine denk gelmedi. O zaman bizim istenilen durumumuzda yine ne olacaktır buradan? Bir, iki tane olacak, değil mi? İki tane olacaktır diyebiliriz. Demek ki bizim olasılığımız 2 bölü 16, yani istenilen durum bölü tüm durumdan dolayı 1 bölü 8 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Veya hiç ben hocam bu durumu düşünmek istemiyorum. Geldim, kibrit çöplerinden bir tanesini rastgele yerleştirdim. Bununla hiç işim yok. Bak, birini ben rastgele attım. Peki bir sonraki kibrit çöpü nasıl olmak zorunda? Aşağıya doğru. Peki bunun ihtimali nedir? Ya yukarı ya aşağı doğru olmak zorundadır. 1 bölü 2 ihtimalle böyle. Bir sonraki kibrit çöpü ya sağa ya sola doğru, 1 bölü 2 ihtimalle böyle. Bir sonraki kibrit çöpü bir aşağı bir yukarı, ama ben bu ihtimali istiyorum sadece. Yine 1 bölü 2. O zaman cevap buradan yine ne olacaktır? 1 bölü 8 olarak karşınıza çıkacaktır. İster bu çözümü yap, ister bu çözümü yap, İkisinde de ne olacaktır? Sonuç tabii ki de değişmeyecektir dedik. Ve geldik binom açılımıyla alakalı ödüllü sorumuzun çözümüne. Doğru yapan arkadaşları tabii de tebrik ediyorum. Özellikle söylerken şuraya dikkat edin demiştim. Artan kuvvetlerine göre 8. terimi istiyor. Yani x'in azalan kuvvetlerine göre, bizim klasik çözdüğümüz sorulardan değil bu. Peki ben x'in kuvvetlerine baktığımız zaman x'e ben hangi kuvvetleri vereceğim? Artan olarak 0'ı vereceğim, 1'i vereceğim, 2'yi vereceğim. Peki baştan 8. terimin o zaman x'e verdiğim kuvvet ne olacaktır benim? Burada 7. O zaman biz 3x-y üzeri 11 açılımında x'in artan kuvvetlerine göre, eğer ki 8. terimi bulmak istiyorsam, buna 7 vermem lazım. Buna 4 vermem gerekiyor. Peki o zaman bizim ifademiz 3x'in 7. kuvveti çarpı eksi y'nin 4. kuvveti. Başına bir de ne olacak peki bu ifadenin açılımında bizim için? İster 7 ister 4 fark etmez. 11'in dörtlüsü olacaktır. Ben bu ifadeyi de azıcık düzenleyecek olursam eğer ki 11'in dörtlüsü 3 üzeri 7 x üzeri 7, 3 üzeri 7 çarpı x üzeri 7 çift kuvvet eksiği yutacaktır. O da y üzeri 4 olacak ve x'in artan kuvvetlerine göre baştan 8. terimini artık biz yazmış olacağız diyoruz. Tamam, bakın sıfırdan başladım, 8. terime kadar gelmek istiyorsam eğer ki 7. kuvvette benim bitirmem gerekiyor. Tabii ki de yine söyleyelim, soruyu doğru yapan arkadaşlarımıza tebrik ederiz dedik ve geldik bugünün ödüllü sorusuna. İstanbul kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri seçiliyor. Bu alt kümenin elemanlarından en az birinin sesli harf olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Sorunun doğru yanıtlarını, yani sizin cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Peki bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve esen kalın.